Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyfiniz yerindedir. Geçen haftalarda Amerika'da data scientist yani veri bilimci olmak üzerine bir video çekmiştim. Hangi bölümlerde okunmalıdır, ne tür endüstrilerde nasıl işler yapılabilir, ortalama ne kadar maaş kazanılır üzerine. Gelen sorulardan sonra böyle uzun 20 dakikalık birçok soruya ve konuya değinen videolar yerine kısa kısa ama her videoda spesifik soruları cevaplayan, spesifik konulardan bahseden bir video serisine başlamak istiyorum data science üzerine. Siz de hangi video formatını daha çok beğendiğinizi, tercih ettiğinizi lütfen aşağı yorum bırakarak bana haber verin. Bu videoda Amerika'da hangi eyaletlerde daha kolay data science üzerine iş bulunur, daha çok iş fırsatı vardır, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle size bir istatistik verip şundan bahsetmek istiyorum. Amerika'da data science alanı dünyada da o kadar hızlı büyüyor ki, bir danışmanlık firmasının yaptığı araştırmaya göre sadece Amerika'da 2028 yılına kadar 190 bin çalışan açığı olacakmış bu alanda. Yani açık iş ilanı demiyorum 190 bin. 190 bin tane doldurulamayan pozisyon olacakmış. Çünkü bu alanda yeterli sayıda çalışan olmayacakmış. Bu da bence şuna işaret edebilir. Eğer bu alanda iş arıyorsanız, bilgi ve tecrübe sahibiyseniz önümüzdeki yıllar içinde iş bulmanız çok da zor olmamalı. Bu alanda iş bulabilmek kolay olacak olsa da tabii ki de iş fırsatları eşit şekilde dağılmıyor her eyalete ya da her şehre. Amerika'da okuduğum bir makaleye göre DC, Chicago, Atlanta, Boston, Seattle, New York, Austin, Charlotte, Denver ve San Francisco bu alanda iş bulabileceğiniz top şehirlerden yani listenin başında geliyor bu şehirler. Şaşırdık mı? Hayır. Bu şehirler Amerika'daki en büyük şehirlerden. Tabii ki de büyük şehirlerde daha çok iş fırsatının olması, daha büyük şirketlerin toplanması çok normal. Ama şunu not etmekte fayda var. Bu şehirlerde iş fırsatları daha fazla olsa da bu şehirlere olan talep de daha fazla. Yani daha fazla insanla aslında yarışıyor olacaksınız. Rekabetiniz daha çok olacak buralardaki şirketlere başvurduğunuz zaman. Yani bu eyaletlerdeki iş fırsatları daha fazla olsa bile bu iş bulmanızı kolaylaştıracak diye bir şey yok aslında. Kendimden örnek verecek olursam mesela ben bu eyaletlerin, şehirlerin hiçbirinde yaşamadım. Şimdiye kadar Florida'da ve Arizona'da yaşadım. Florida'da yaşarken tabii ki de ilk Covid'den önce başladığımda şirkete gidiyordum ve şirketim Florida'daydı. Ama şu andaki işim Arizona'da bile değil. Şu andaki şirketim tamamıyla farklı bir eyalette. Ben remote çalışıyorum yani evden çalışıyorum. Benim bütün takımım da evden çalışıyor. Kimse ofise gitmiyor. Takımımdaki hiç kimse ofisin olduğu eyalette yaşamıyor bile. Herkes farklı farklı eyaletlerinde yaşıyor Amerika'nın. Yani Covid'den sonra aslında işler çok değişti. Amerika'nın bir eyaletinde yaşıyor olabilirsiniz ama çok farklı bir eyaletindeki bir şirket için çalışıyorsunuzdur. Artık birçok şirket evden çalışmaya izin veriyor. Hele ki data science gibi pozisyonlarda birçok şirket kesinlikle ofise gitmeyi zorunlu tutmuyor artık. Uzun lafın kısası, Covid'den sonra Amerika'nın neresinde yaşadığınızdan bağımsız olarak iş bulmanız aslında birazcık daha kolaylaştı bu alanda, data science alanında. Şundan da bahsetmekte fayda var. Eğer bir şirket sizin fiziksel olarak ofise gitmenizi istiyorsa bile, diyelim ki Florida'da yaşıyorsunuz ve Kaliforniya'daki bir şirkete başvurdunuz bir iş için ve sizi gerçekten hayır etmek istiyorlar, işe almak istiyorlar. Sizin bütün taşıma masraflarınızı karşılıyor bu şirket. Yani Amerika'daki şirketler size taşınmanız için, masraflarınız için para ödüyor genelde sizi işe alırken. Eğer farklı bir eyalette yaşıyorsanız ve sizin şirketin bulunduğu eyalete taşınmanızı istiyorsa. Yani birazcık daha esnek Türkiye'ye göre bu durum. Hani illa işin olduğu yerde olmak zorunda değilsiniz. Birincisi remote work denilen bir şey var. Birçok şirket dediğim gibi artık evden çalışmanıza müsaade ediyor. Müsaade etmeseler bile sizi gerçekten hayal etmek istiyorlarsa, gerçekten iyi bir adaysanız sizin taşınmanız için size bütün masraflarınızı ödüyor, taşınma masraflarınızı. Eğer iş bulmaya çalıştığınız alanda kıdemliyseniz ve iyi tecrübeleriniz varsa şirketler sizi işe almak için elinden geleni yapıyor. Sizi gerekirse bir eyaletten, Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna taşınmanız için bütün masraflarınızı ödüyor ya da evden çalışmanıza müsaade ediyor. Peki yeni mezunsanız ve bir alanda tecrübesizseniz durum nasıl? Birazcık bundan bahsedeceğim çok kısa. Çünkü durumlar aslında birazcık farklı böyle olduğu zaman. Sizi bir şirketin Amerika'nın bir ucundan diğerine taşınmanız için masraflarınızı karşılaması olasılığı birazcık düşüyor aslında böyle olduğu zaman durum. O yüzden işlerin olduğu şehirlerde yaşıyor olmanız avantajınıza. Eğer staj bakıyorsanız
ya da junior pozisyonlara, yani başlangıç seviye pozisyonlara, entry level pozisyonlara bakıyorsanız, iş fırsatlarının olduğu şehirlere yakın yaşamanız ya da o şehirlerde yaşamanız kesinlikle büyük bir avantaj. Bu durumda iş fırsatlarının olduğu şehirlerde yaşamanız ya da o şehirlere yakın yaşamanız iş bulmanızı kolaylaştıracaktır. Çünkü tecrübeli ve kıdemli birini bir şirket Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna getirmek için elinden geleni yapsa da yeni iş hayatına atılacak ve tecrübesiz bir adayı işe almak için tabii ki de bu kadar efor sarf etmeyecektir. O yüzden iş fırsatlarının olduğu şehirlerde yaşamanız avantajınız olacaktır. Bir diğer neden de şu, büyük şirketlerin junior seviyede pozisyon açması ya da staj pozisyonu açması çok daha yüksek ihtimal. Daha küçük şirketler genelde kıdemli, tecrübeli insanlar işe almak istiyorlar. Stajyer alıp ya da işte junior seviyede adayları işe alıp çok onları eğitmekle uğraşmak istemiyorlar. İşleri yürütebilmek adına. Ama mesela Amazon gibi bir şirket, Microsoft gibi bir şirket her zaman bir dünya staj pozisyonu açıyor ya da junior seviyede pozisyon açıyor. O yüzden büyük şirketlerde bu seviyelerde iş bulmanız çok daha kolay olacaktır. Tabii ki de büyük şirketlerin de genelde located olduğu, yani büyük şirketlerin işte ofislerinin bulunduğu şehirler, bu saydığım şehirler oluyor genelde. Data science alanında en azından. Yani sonuç olarak junior seviyesinde ya da staj pozisyonu arıyorsanız bu saydığım şehirlerde iş bulmanız kesinlikle daha kolay olacaktır. Bu video bu kadardı. Sadece bu konu üzerine konuşmak istedim. Dediğim gibi her videoda, bu video serisinin her videosunda farklı bir soruyu cevaplıyor olacağım. Siz de eğer Amerika'da data scientist olmakla ilgili sorularınız, yorumlarınız varsa lütfen videonun altına yorumlarınızı bırakın. Okuyor olacağım. Bu videoyu ve içeriği beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye!